Sky Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Son 45 programıyla sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi Ümit Karan ve Emre Bol'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Milli takımdaki gelişmeleri konuşacağız. Semi olayını konuşacağız. Arda Güler'le ilgili Montella'nın açıklamalarını konuşacağız. İsmail Kartal'ın bugün yaptığı açıklamalar üzerine biraz gideceğiz. 2 Nisan'daki Fenerbahçe'deki artık kurulla ilgili ne karar çıkacak onu da konuşacağız. Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili detayları konuşacağız ve tabii ki Trabzonspor Fenerbahçe maçındaki sevkler ne olacak onları da değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zabun, ben uzun zamandır ekranda yokum. Gerçi işte arada biliyorsun insanlar, ya dün arkadaşlarımla beraberim, herkes bir milli aradan o kadar şikayetçi ki. Evet. Ne iddia yapabiliyoruz, ne maç izliyoruz diyor. Ama biz tabii hafta içi Emre Bol'la çok keyifli bir, Emre Bol yollarda çok keyifli bir program yaptık. Çok eğlenceli. Devamı gelecek mi? Gelecek. Biz aklımızda bir şeyler var bakalım. Var. Finansal durumlara göre hareket edeceğiz. Finansal yok, patron söz verdi. Patron şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki bu programın bir bütçesi var, o bütçeye göre istediğimiz her yere gidebiliriz abi. Bütçemizi uygun kullanmak koşuluyla. Bu arada ne öğrendim bugün? Çok bomba haber. Emre Zabunoğlu Karabük Üniversitesi mezunuymuş abi. Allah Allah. Yok. O yukarıda kulis o muydu? Evet, yukarıda bir Emre abiyle. Abi adam demin içeride Karabük mi? Abi dedi ben de dedi Karabük Üniversitesi mezunuyum. Ya ondan dedim böyle bir. Yok. Yani abi güzide bir şehriniz. Dağıldın oğlum. Dağıldı, bir şey diyemedim. Bu arada sorular var. Maç bugün mü diye soruyor arkadaşlar. Hayır, maç yarın. Ve biz yine maç sonrasında canlı yayında olacağız Sky Spor ekranlarında. 0-0-45 civarı. Beğenilerimizi alalım. Evet, ekranı kaydırmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Çok fazla yorumlar da gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Artık yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu kalp hakikaten şekillendi ha. Şekillendi yavaş yavaş. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Buradan bütün Karabük Üniversitesi'ndeki dostlarımıza selamlar. Arkadaşlar okuyun. Güzel güzel. Demir Çelik Kara... Ya nerede okumuşsun oğlum sen? Yok abi. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Bölümün neydi? Bölüm Radyo TV. Radyo TV ha. Ne filmler çevirdin sen orada? Sen biliyor musun Karabük Üniversitesi'nin muhabbetini? Yukarıda duydum. Ha, yani o muhabbetleri biliyorsun yani, evet. Değil mi? Zaten yorumlar anladı. Yorumlardan da anlıyorum. Arkadaşlar yorumlara şöyle şey yazar mısınız? Karabük Üniversitesi'nde hakikaten okuyan arkadaşlarımız varsa yazsın. Hatta siyahi arkadaşlarımız da varsa onlar da yazabilirler. Sormak istediğimiz şeyler var çünkü onlara. Merak ettiğim bazı şeyler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada... Zabun bak, Zabun test yaptır yazmış birisi. Bu arada şu an bir Hugh Dallas'la Abdülkadir Bitigen arasında bir video dolaşıyor. Onu da çok soruyorlar. Ona da bakarız. Penaltı ile ilgili bir bazı yorumlar. Hakem konuları da çok fazla olur. Milli takımla da isterseniz bir başlayalım. Macaristan maçı oynandı. 1-0 kaybettik. Ama maçtan çok daha çok Montella'nın tercihleri, Semih'in kadroda olmaması, Arda'nın yedek başlaması gibi konular konuşuldu. Nasıl değerlendirirsiniz maçı? Sonra da açıklamalara da bir bakalım. Milli takım konusunda ben biraz hassasım biliyorsun. Şimdi baktık ona da. Sebebi de ilk Finlandiya maçına çağrıldım. O zaman gençlerde oynuyorum ama bir şekilde forma şansı bulamıyordum. 5 Haziran 1999. Da formayı buldum. Değil mi? İrlanda maçında. Yok, orada oynamamışsın abi. Oynamadım işte. O duygusal çöküşü, şu an Semih'in yaşadığı aynı olayları ben yaşadım. Bak bana yaptıklarını bu çocuğa yapmayın. Ya bak ben şu an Türkiye'de sadece 10 kere milli takım forması giydim. Evet, kadroda çok bulundum ama sadece 10 kez milli takım forması giydim. Çünkü bana haksızlık yapıldığını, evet, net düşünüyorum. Bundan hiç kimseden saklamam. Ha, bu çocuğa da aynı şekilde bu yolu göstermeyin. Doğru yoldan gidin. Şimdi bu çocuk Beşiktaş'ta forma giyiyor. Bak çok ağır bir duygusal çöküş yaşıyor çocuk şimdi. Onu toparlamak kolay olmaz. Sen milli takım oyuncusunu çağırıyorsun. Bu oyuncu Beşiktaş'ta oynuyor. Beşiktaş futbol kulübünde, Beşiktaş jimnastik kulübünde ilk 11 oyuncusu. Bunun arkasında kulübede Abubakar diye bir oyuncu. Kulübede. Ve bu çocuk bu formayı bu şekilde kazanmış. Abubakar problem mi yaşamış? Beni ilgilendirmiyor. Hak edip almış mı formayı çocuk? Bir şekilde almış ve 9 gol attı değil mi? Ligde 9, bir de Avrupa 10 gol. Ya ben şimdi ligden gidiyorum. Yani kaç gol atmak lazım mesela milli takıma seçilmek için? Tamam, seçildin.
yaptın, yaptın. Montella hepimizi mutlu etti. Ben ne dedim? Ama burada bu oyuncuyu çağırmayacak dedim Avrupa Şampiyonası'na. Evet. Söylemedim ben burada. Doğru. Bak bu işte bir hazırlık. Şimdi sen kim oynattın? Can Uzun değil mi? Can, Enes. Şimdi ben Semih. Kardeşim ben de sana bak bir abi çağrısı. Git ikinci vatandaşlığın için başvur. Çift pasaportun olursa sana tercih sunacaklar. Sen de tercihini Türkiye'den kullanırsın. Öyle formayı da kazanırsın. Bak böyle bir şey yok. Tamam Nürnberg'de evet çok Can Uzun da çok yetenekli bir kardeşimiz. O da çok iyi yerlere gelecektir. Ama şimdi Nürnberg'le Beşiktaş'ı kıyas olmaz. Mümkün değil. Ya sen Süper Lig'de 9 gol atmış bir oyuncuyu Ümit Milli Takım'a yolluyorsun. Ne olursa İtalya'ya ihtiyacı varmış. Çok önemli maçmış. Bırak bu işleri. Ben inanmıyorum. Bence Montella ufaktan bir yönlendirme söz konusu olduğunu düşünüyorum. İlk başta ben bunları yapacağını düşünmüyordum. Ama şu an ufak ufak oraya doğru kayıyor. Bir kere Adana lobisinden çıkması lazım. Bak ben Adanalıyım ha bunu söylüyorum. Adana lobisi olmaz. Milli takım lobisi de olmaz. Milli takım kim hak ediyorsa. Ben ne dedim? Aytaç hak ediyor mu? Çağıracaksın abi milli takım. Aytaç şu an ligin en formda oyuncularından değil Aytaç mi? Aytaç 3 büyüklerde olsaydı kesin çağrılmıştı. Ama işte böyle olmaması lazım. Şimdi Kayseri'de, Antep'te yıldızlaşacak bir oyuncu biz milli takıma çağırmayacak mıyız? Yani zor yani çok herhalde 11 hatta Aytaç yani 25 hatta. Semih sen ne yapacaksın kardeşim? Git başvur bir yere. Bir vatandaşlık daha al. Biz de sana tercih hakkı sunalım. Bir daha bak bak ne kadar ayıp bir şey. Biz adamları milli takım için teklif ediyoruz. Ya. Adam gelmek istemiyorsa ben niye teklifte bulunayım? Bu milli takım başka bir şey. Bu milli takım forması giymek gururdur demek. Yürek demek. Evet. Aşk demek anladın mı? Ben başka bu adam bunu istemiyorsa ben zorla kimseyi milli takıma da çağırmam. Yok biz büyük iş yaptık adam Almanya ya gitse Almanya tercih. Biz Almanya tercih edenleri de gördük. Doğru mu? Gördük. Ha? Hala da izliyoruz. Hala. Yani olabilir ya bu tercihler. Ama ben ona baskı yapmam. O gönlünden Türkiye'de oynamak istiyorsa gelsin. Sen hiç Almanya'yı tercih etmeyi düşündün mü? Ben hayatta düşünmedim. Ben Berlin karmasında oynadım ama Alman milli takıma hiç düşünmedim. Aklım ucunda geldi. Çağırdılar mı? Ya o dönem işte ben tam Türkiye'ye geldim çağıracakları zaman. Yani ilk burada ben zaten Ümit Milli de olmadım. Ben direkt A Milli oldum. Bu arada A Milli Sayın abi şu kariyere göre yani bence çok... Ya işte benim bana yaptıklarını Semih yapmasınlar. Benden sonra böyle yetenekli oyuncular köreltilmesin. Ben onu istiyorum. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bu arada şu da var. Şununla ilgili Beşiktaş'ın da isyanı var. Semih idmanları almamışlar. Kenarda tutmuşlar. Mobbing yapıldığını bu, söylüyor. Bak, bir şey söyleyeyim. Bu nasıl yapıyoruz? Bak şimdi ben A takımı çalıştırıyorum. Örnek veriyorum. X bir takımı çalıştırıyorum ve ben altyapıdan PAF takımdan oyuncu çıkartırım yukarı. Denemeye, uyum sağlamaya. Ha, maç başlarken mesela taktik idmana girdiğim zaman çocukları kenara alıp düz koşu yaptırtırım. Ama ne yapıyorum? Ben onlara antrenman veriyorum ve gidip onlar PAF takımda oynamaya devam ediyorlar. Ama milli takımda kenarda koşmak ne demek ya? Ya ben... Ayıp edilmiş. Ha? Ayıp edilmiş. Abi ben hayatımda ilk kez duyuyorum. Ve Semih, yani Feyyaz Hoca'nın dediğine göre beni buradan alın diye bir açıklaması var. Şu olabilir hani bir 10 dakika onu denersin. Orada yelek değiştirtirsin. Yani orada mı? Bekler. Abi değişim sürekli birilerini değiştirirsen anlarım. Ama abi çocuğa 3 gün... antrenmanı almamak, hiçbir idmana almamak. Ben yani ben diyorum ya Semih mutlaka duygusal bir çöküş yaşamıştır. Semih'in ama şu an dikkat etmesi lazım. Şimdi bütün oklar Semih'e gösteriyor. Semih şu an gündemde. Bak son maçtaki performansları da biraz düştü Beşiktaş'ta. Bunu da söylemek lazım. Şimdi evet. Açık açık konuşuyorsak onu Kanada da Kanada geçti. Tamam Kanada geçiyor. Tamam o evet onu biraz yıpratabilir ama biraz daha dikkat etmesi lazım. Bak bu işler biliyorsun biz de yaşadık bu işleri. Şımarmamak lazım. Ben şımardı demiyorum. Dikkat etmek lazım. Ve Beşiktaş'ın Semih'e mental ve psikolojik tedavi bir tane adam tutması lazım. Evet. Sen bu oyuncudan para kazanmak istiyorsan sen ona bir tane mentor tutman gerekiyor. Kariyer planlaması. Bunlar hep önemli. Çünkü dil öğrenmesi lazım. Dil öğrenir. Dil evet. Avrupa'ya gitmek istiyorsa hedefinde bu varsa mutlaka öğrenmesi lazım. Dil öğrendiği zaman ne demek? Beyin çalışmaya başladı mı futbola da yansıyor. Evet. Yani zihnin her kullandığın anda kitap okuyacaksın gibi vesaire işlerle kültürel anlamda kendini geliştirmen gerekiyor. Anladın mı? Bunlar hep futbola da yansır. Sadece futbol değil, jimnastiğini de geliştir. Bak sadece fiziksel intmanı da yapacaksın ekstradan. O zaman Beşiktaş bu oyuncudan çok büyük para kazandı. Nasıl Arda'dan para kazanıldı? Semih de büyük bir bonus Beşiktaş için. Aynen öyle.
Emre abi, senin de yorumlarını alalım. Sonra yavaş yavaş flaş bir gelişme var Galatasaray Spor'da. Ona geleceğiz. Direkt ona geçsek daha iyi olur. Çünkü ben bunları daha önce de söyledim. Ben bu konuda Monte'ye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok fazla romantize olduk. Çok fazla sevimliyim herkes arkasında. Ama poh poh yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Vay niye almış. Şimdi bak, o adamı almazsan niye almadın diyecekler. Alıp kadroya koymasan niye kadroya koymadın diyecekler. Kadroya koyup oynatmasan niye oynatmadın diyecekler. Kadroya koyup 5 dakika oynatsa 5 dakika mı oynatır bu adam diyecekler. Böyle bir basınımız var, medyamız var abi. 11 başlasa tamam 11 mı? Ya bu adam ben 11 başlatır mı diyecekler bu sefer. Ben Semih milli takıma çağırmazsa ben öyle var. Düşünmüyorum abi. Bak, çağırmadıysa başka bir direkt Ümit milli takım kadrosunu açıklasa ben sormazdım. Ha, anladım. Herkesin konuyla bir fikri var. Ben 4 maç yapmış, 3 maçı kazanmış, bir maçta berabere kalmış ve bizi Cumburlop diye finallerin göbeğine götürmüş Monte'nin seçimlerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. İlk başta gelir gelmez ilk yaptığı hamlelerden bir tanesi deydi. Gitti Fenerbahçe'de oynamayan, Samet. Fenerbahçe'de ıslıklanan, Fenerbahçe istenmeyen adam Samet'i aldı kadroya koydu. Nerede herkes o zaman hop ya ne yapıyorsun sen filan dediler. Sonra ne oldu? Baba haklı çıktı. Şimdi bir dakika. Abicim bir adama yetki şeyi veriyorsan, görevi veriyorsan yetkiyi de vereceksin. Herkes her şeyi konuşuyor. Biz yıllardır bunun sıkıntısını hep çekiyoruz zaten. Şundan niye 3 tane alındı, bizden niye 5 tane alındı, ondan niye bir tane alındı, bundan niye hiç alınmadı, niye o oynatılmadı? Abi herkes teknik direktör ya. Bırakın adam işini yapsın Allah aşkına. Bu arada dün geçen günkü maçta Macaristan maçında şöyle bir şey söyleyeyim sana. Macaristan kaç senedir birlikte oynayan bir takım. Rossi ile beraber inanılmaz bir yükselişteler. Evet, yenilmiyor. Sadece takımda orta sahasında 50 milyon euronun üzerinde 3 tane adamları var bu adamların. Yani öyle bedava bir takımda. Soboslay 80'e gitti Liverpool. Ha, yani çok iyi oyunculara sahip bir takım. Ve biz bu takım karşısında yedek takımdan çıktık esasında. Saysana Mert, Hakan Çalhanoğlu. Başka yok. 9. Yani çoğu. İsmail fark. Yüksek. İsmail. Hadi İsmail de say 3. Ben milli takım yedek oyuncusunun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi milli abiler. Takım, milli takım oyuncusu. Abi ben, sana, ben sana bir şey söyleyeceğim. Yedek oyuncu diye bir kavram Ümit, yoktur. Ümit bak 23 kişi. Şimdi geçen şey söyledi. 23 kişi götürmek zorundayız dedi. Birçok arkadaşımız üzülecek dedi ama dedi yapacak bir şey yok. Dışarıda kalacak. Dışarıda kalacak. Sen şimdi Samet'in mesela milli. Ben mesela Samet'in milli, dakika, takıma, milli takım formasını hak ettiğini düşünmüyorum. Mert, Uğurcan, Altan, 3 kaleci, 3 kaleci. Gitti mi? Kaldı mı 20 sana? Hadi beraber sayalım abi. Hadi 20 kişi bulalım. Ben sana aynı hesabı yaptım. Burada Semih zaten giremiyor dedim. Kardeşim yap yana ya 20 hesabını yap bakayım hadi bana. Şimdi Abdülkerim'i kesebilir misin? Çağlar. Banko, Çağlar, Banko. Meri, Banko. 4. Feri, 3, Ferdi. Ferdi, Banko. 5. Zeki. Zeki, 6. Kaan Ayhan mutlaka alınma. İki tarafta da oynuyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu 8. İsmail Yüksek 9. Orkun 10. Salih Özcan Barış 11. Alper. Barış Alper 12. Kerem. 13. İrfan Can Kahveci 14. Arda. 15. Cengiz Ünder geldi. Cengiz Ünder 16 gelirse sakatlıktan çıkarsa 16. Enes olacak 17. Kenan Yıldız olacak 18. Başka savunmadan da birine bakıyorum. Mert Müldür olabilir bir savunma yedeği. 19. Zaten bir kişi kalıyor. Yusuf Yazıcı. Mesela ben bugün düşündüm Abdülkerim'e yer bulamadım Ömür'e. Yok bence zor Abdülkerim. Bak, Yusuf Yazıcı'ya yer bulamadım. Onu büyük ihtimalle almazlar zaten. Ha, bulan var mı? Şimdi bak burada bir de bulamaz adamları sana söyleyeyim abi. Bu arada. Kaleci yani... geç. Mert Müldür'ü mecbur alacaksın. Yunus girebilecek Zeki mi? Zeki'yi mecbur alacaksın. Yunus da zor abi. Kanat Yunus, bak Yunus bile girmeyebilir ha. Giremez. Nasıl girecek abi? Yunus Yakın da giremez. 23 giremez. Kişi bu arada arkadaşlar. 3'ü kaleci 20 kişi. Ha bu arada Samet'i saymadın. Samet saymadı. Prensi. Evet, babanın Samet prensi mutlaka götür. Ozan Kabak dışarıda kalıyor bizim saydığımıza göre. Rıdvan'ı mecbur alacaksın. Rıdvan Yılmaz'ı da saymadık. Sol bek alacaksın. 2 tane sol bek alacaksın. Bak yani, abi sistem şöyle işler. Ümit Hoca daha iyi bilir. 2 sağ bek, 2 sol bek, 4 stoper. Evet. 4 kaleci. Santrafor. Normal şartlarda. 4 artı sağ. Hayır santrafor 3, 2 yap. Çünkü neden? Senin çünkü kenar oyuncuların hani çok. Normal ben normal standart budur. Dünya standartından var. Senin santraforun yok ki zaten 4 tane. Yok. Yok işte o yüzden diyorum. Ha. Barış Alper'i oraya atabilirsin. Onu 2'ye indirmen lazım. Bak Barış Alper'i oraya. Kenan'a kanat forvet ama hadi onu da oynatabilirsin orada. Enes'in bir takım performansı ben beğenmiyorum mesela yani. Evet onu da alacak ama. Alacak mecbur alacak. Yok alacak. Ki elinde yok. Cenk bekliyor. Cenk mümkün değil. Zor.
Mümkün değil hocam. Şu haliyle. Ama bekle. Montella'nın bir açıklamalarını da kısa kısa size dinleteyim. Sonra da bir flash bir gelişme var. Ona geçeriz hemen. Semih çok beğendiğim bir oyuncu fakat uluslararası düzeyde deneyimi çok az bir oyuncu. 18 yaşında A milli takımın kokusunu ona hissettirmek istedim. Benim mesajım şu Semih'e, biz buradayız ve senin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ben açıkçası çok 23 kişi için alacağını düşünmüyorum Montella'nın. Ben ne zaten sana söyledim. Aynen. Bu zaman. Ben okula bu arada giden bir çocuk var, siz hemen onu alıp üniversiteye göndermek istiyorsunuz diyor. Buna katılamıyorum ben. Ben katılırım. Ben buna katılmam. Senin gibiyim. Bir şey söyleyeyim. Okul çocuk zekiyse ben niye ara ders vereyim ki? O zaman Arda'yı da mı bekleyelim? Yani şey olarak, yaş olarak. Ya Arda'da tabii. Çok prime bir oyuncu. Farklı bir oyuncu ama hani Arda'da da aynı tartışmaları yaptık. Tabii Arda da bu formayı nasıl kazandı? Takım kötü gitti. Anladın mı? Bak bize her şey bir şeyler kötü gitmesi lazım ki bazı gençlerimiz ön plana çıksın. Galatasaray'da Kerem öyle sen aldı. Sen milli takıma çağırdın Arda'yı. Arda gol attı. Sen Kenan'ı aldın milli takıma. Kenan gol attı. Bunlar devamlılığı getirebilirler. Ya, ama sen bu Semih belki sen bu kardeşim, maçları belki topla buluşacaktı. Bak gel bir de bir önceki şeye bir önceki ben. Üniversite mi? Okula giden bir çocuk. Hangi okula giden kardeşim? Şimdi millet Avrupa'da anaokuluna giden çocuğu götürüp üniversiteye Brezilya'da 16 oynayan çocuk oynuyorlar ya. 17 çocuk yaşında Endrick İngiltere'de Wembley'de golü attı. 1-0 yendi Brezilya. Arkadaşlar chat ne diyorsunuz bu açıklamaya? Bir sor bakayım chat ne diyor chat bu açıklamaya? Chat ne diyor? Şu an bu arada Montella'nın okula giden bir çocuk iyi %55 kötü 45. Montella'yı haklı bulan bak taraf saçma bir açıklama. Ne diyorlar ben çok merak ediyorum. Bu açıklama için insanlar nasıl bir yorum yapar? Bu arada şimdi yarın Avusturya ile oynuyoruz. Sonra Nisan içerisinde bir Polonya karşılaşması var milli takımın. İtalya olacak. Sonra dükkan bitiyor. Kapanıyor. Yani bir daha hazırlık maçı yapmayacaksın ta Avrupa Şampiyonası'na kadar. Evet. Bir daha hazırlık maçın yok artık bitti. Avrupa Şampiyonası öncesi bir İtalya'mız var. Hazır şeyin bitti. Senin artık hazırlık maçı olayın bitti. Evet. Ben bir iddiada bulunuyorum. Semih'i Polonya maçında alacak kadroya, Polonya maçını oynatacak ve bence çok çok büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na götürecek. Var mısınız iddiaya? Kimi? Semih'in Beşiktaş performansını arttırması lazım diyorum. Beşiktaş'ı kanatta oynuyor adam bir ya. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş performansı nasıl arttırabilir? Bu takımı zaten sezonu kaçta iyi ya Beşiktaş da, sezonu kapattı. Kapattı. Ya neyi nasıl? Hayır, bence nasıl bir performans bekliyor? Biraz daha Semih ne yapabileceği tek şey bu. Bireysel idmanlara ağırlık verecek kardeşim. Evet. Takımın harici idmanlara ağırlık verecek. Başka bir şey yapamaz. Şimdi Beşiktaş ne yapacak yani? Bir dahaki maçta şov mu yapacak? Yok, bekliyor musun öyle bir şey? Yok Beşiktaş. Bak Halil İbrahim ne yazıyor? Ben ilkokuldan sonra direkt diyor Karabük Üniversitesi'ne gittim diyor adam. Yani. İyi bir. Yani. Beşiktaş'ta şöyle bir durum da var. Cenk de milli takım. Karabük'ten çıkan en büyük yıldız kim? Lua. Emenike de var. Emenike özür dilerim Emenike. Nijerya milli takımının forveti. Adam gitti bütün Nijerya güzelleriyle evlendi biliyorsun. Evet. Her sene değişiyor güzeller. O da anımı değiştiriyor. Nijerya'da best model Emenike'nin eşiyle olur. Yani bütün best modellerle evlendi adam biliyorsun. Nereden çıkma? Karabük'ten çıkma abi. Karabük'te bir şeyler var abi. Karabük'e Emre Bol yollardayı Karabük'te yapalım mı? Bir sonraki. Ya Ümit. Ümit bir Karabük'e gidelim Ramazan'dan sonra. Emre Bol yollarda yapalım. Ha? Gideriz. Olur. Güzel olmaz mı? Olur. Karabük Üniversitesi'ne şöyle bir dokunalım, bir sürtünelim bir şey olur. Belki bir şey geçer. Şimdi ya şöyle şimdi bir şey. Abi, milli takımı konuşuruz. Yarın da konuşuruz. Bir de Arda ile ilgili çok önemli. Milli takımla ilgili. Onu bekliyorum tamam, abi. Sen onu biraz söyle. Milli takımla ilgili son gelecek. Cümlemi kurayım. Milli takım şu an hazırlık sürecini yaşıyoruz değil mi? Sen ne diyorsun? Macaristan oturmuş bir takım. Evet. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman oturmuş bir takımla sahaya çıkmamız lazım. Benim mi anlatmaya çalıştığım bu. 10 tane oyuncu değiştir. Yarın 10 tane ya bunlar bir arada oynamayı öğrenmeleri gerekiyor. Çatı bellidir abi. Yapalım mı şeyi kadro? Ama oynaması lazım. Mert mi? Kalede Mert haklı mı? Yarın Mert mı? Kesin mi? Hayır. Genel böyle oturmuş bir kemik kadro. Evet Mert. Mert. Sol bek Ferdi. Evet. Abdülkerim. Çağlar. Zeki veya Barış. Bence Zeki. Zeki. Evet hoca Montella Zeki bayağı tutuyor. Bence Zeki. Gel orta sahaya. Ama burada alternatif Hakan. Barış olabilir. Ben şimdi benim kafamda başka bir alternatif var Barış'a. Hakan. Bak Hakan niye iyi oynadı biliyorsun İsmail. Değil mi? İsmail. Kendi mevkisinde oynadı. Evet 10 numara gibi oynamadı. Çok Hakan, güzel. İsmail, Arda. Evet. Sol kanat. Kerem ya da Kenan. Evet. İsmail biraz zor bence. Kerem, Kenan. Kim oynayacak? Salih mi? Salih Dortmund'daki. İsmail
İyi. Salih oynayabilir. Abi Salih de şey ya, Hakan'ı oynatmayabilir biliyor musun? Oynatmadı yani. Yok Salih bence. Şey yapar mı? Yani İsmail Salih, İsmail yapar mı? Olabilir. Yok ya, o zaman çok defansif oluyorsun yine ya. Dikine top atacak oyuncu kalmıyor. Orkun İsmail? O biraz daha Orkun bir işleri yapabilir ama. E şimdi sağ taraf İrfan Can mı? Hakan abi bu performansa kimse Barış Alper mi? Belki Montella takıma göre Barış'ı önde Hırvatistan maçında oynattığı gibi oynatıyor. İrfan Can diyelim o zaman. Önde de şu an en iyisi. Şu anda Barış Alper en iyisi yani. Şu an eldeki kadroda Barış Alper. Yani çatı bence bunun etrafında ufak tefek değişse ne olur? Arda girer. Kenan Kerem olur. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu girer. İşte Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız. Onların arasında dönecek sol kanat. Cengiz sağlıklı olursa. Barış Alper. Bilmiyorum Kerem Demirbay'ı biz göz ardı etmeyelim. Ama o. Alman vatan oynadı mı Alman? Oynadı diyebiliyorum abi. Onu bilmiyorum. Eğer şey seçebilse olur da ben Almanya'da... Yok ya, bir takımda yok ki. Almanya milli takımda oynadı mı Kerem? Oynadı ya. Bir baksana. Oynadı mı? Oynadı ama seçemez diye biliyorum. Ben net oynadığını biliyorum ama şey Almanya'yı seçti yani. Öyle mi? Almanya'da oynuyor. Yani sayısı 1 veya 2 A millisi. Ya oynamış yazmış arkadaşlar. Evet evet oynadı. Tamam, o yani zaman 1-2. Olmaz. Almanya'da oynamış evet. Şunu da söyleyeyim. Arda ile ilgili açıklamaları sonra da hemen günün flash gelişmesine geçeceğiz. Arda ile ilgili de Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenmanla maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması lazım. Hem Real Madrid hem milli takımı hem Arda Güler için daha iyi olur. Futbol çok basit, detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman maçı simüle edemez. Maçta binlerce kişi var. Zihinsel gelişimini antrenmanda geliştiremezsiniz. Bugün de dedi ki... Ya hocam sen oynasaydın bari bir zahmet de yani bize görseydin. Bugün düzgün bir şekilde uyarsam ve dinlenirsem sanırım Arda yarın ilk 11'de başlayacak dedi bugün. O ne demek ya? Öyle dedi. Montella biraz açıklamalarıyla bugün... Fazla konuşmasın abi işine baksın ben. Konuşmadığı zaman çünkü çok başarılı oldu. Bu ara maç eksiği olduğu çok belli oldu maçta onu da söyleyeyim. Yani. Ama fizik olarak iyi durumda. Yok, bence tam tersi. Bence iyi durumda. Bence tam tersi. Temposunu kaybetmiş biraz. Ben girer girmez hızlı ayak şey yeteneğini gördüm. Kaybetmiyorsun ama fiziksel olarak bayağı düşmüş yani. Maç eksiği belli ediyor. Belli ya etmiş yani sakatlıktan daha toparlamamış. Biz burada tabii Madrid'e sosyal medyadan çok baskı, Ancelotti'ye çok baskı yaptık ama şu performansıyla biraz tabii kolay değil Madrid'de formayı giymesi. Ancelotti de demiştir ya bak milli takımda da oynamadı diye. O da rahatlamıştır herhalde. Belki ama yarın herhalde uyursa hoca düzgün uyursa. Özellikle bir tane pozisyon dikkat çekelim. Uzaktan kaleye vurdu ya şeyde evet. Milli maçta. Orada yapmıyor. Orada alacak topu artık finale doğru gideceksin. Dribblingle ya da final pas atacaksın. Orada kaleye şut çekilmez. Sen artık 10 numara oyuncusun. Sen artık kaleye değil oyuncuları da oyuna sokman lazım. Bir sıcak gelişme var abi. Onu size vermek istiyorum. Ondan sonra da İsmail Kartal'ın açıklamalarını hazırsa ekrana getirelim. Bu penaltı pozisyonuyla ilgili hatırlarsanız Antalya Spor maçında Tete'nin pozisyonu değil mi? Tete'ydi evet. Penaltı pozisyonu. Bunun kayıtları çıkmış. Hatta şeyle konuşuyor. Yabancı... Hug Dallas'la ya. Evet. Hug Dallas'la konuşuyor. Kadir bir hafta sonra bunun hala faal olduğunu düşünüyor musun diye soruyor Hug Dallas. Pozisyonlar ne olduğunu anlat önce. Bu pozisyona ne oldu? Pozisyon penaltı oldu. Penaltı verildi. Kırmızı kart oldu. Değil mi? Yok kırmızı vermedi. Vermedim burada. Vermedi. Penaltı verildi. Burada penaltı verdi. Verildi. Maç kaç bitti? Galatasaray kazandı. Kaç bitti? Bir saniye abi. 4 attı Galatasaray ama sonra ilerledi. Tamam şimdi devam et abi. Şunu da söyleyeyim hemen. Ümit hiç Karabük Spor'a gol attın mı? Bilmiyorum ki. Kadir 2-1 bitti. 4 attı değil 2-1 bitti Galatasaray maçı. Abi şunu bir tam net sana. 4-4. Hayır 2-1 bitti ya farklı bu, bitmedi. Rize maçı değil mi? Antalya Spor maçı. Antalya 2-1 bitti. Bu Antalya maçı abi. 2-1 bitti. 2-1 ya. Kesin 2-1 bitti. Penaltı pozisyonu Galatasaray 12. dakikada 1-0 öne geçti. 12. dakikada bu penaltı sayesinde 1-0 öne geçti. Evet. Bu penaltı sayesinde. Evet. Hug Dallas demiş ki Kadir bir hafta sonra bunun hala faal olduğunu düşünüyor musun? Abdülkadir Bitigen evet basit bir temas olduğunu düşünüyorum. İkinci kez ısrarla Hug Dallas bunun bir penaltı olduğunu düşünüyor musun? Abdülkadir Bitigen basit bir temas penaltı olduğunu düşünmüyorum Cem abi diye bir cevap vermiş. Puh! Yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun ya. Yapıyorsun. Hatayı yapıyorsun sağ içerisinde. Sonra geliyor sana hakem hocan. Diyor ki bunun hala diyor. Çünkü sana bakıyor sen hakem misin değil misin? Bir bakıyor sana yani. Hadi orada bir karar verdin. Hayır burada vara çağırma da var bu arada.
Vara niye çağırdın diyor. Evet evet. Özgür Yankaya diyorlar ki Vara niye çağırdın diyor. Özgür Yankaya diyor ki ben hata yaptım. Size yazıklar olsun ikinize de be. İşte böyle bir takımı şampiyon yapıyorlar. Bir takımı küme düşürüyorlar. Böyle ligin ayarıyla oynuyorlar kardeşim. Özgür Yankaya da evet haklısınız orta hakemi Vara çağırmamalıydım. Çağırmamalıydım diyor. Şimdi bunu önünde oluyor. Çalıyor Vara çağırıyor. Vara gidiyor. Niye Vara çağırdın diyor hata yaptım diyor. E şimdi ne olacak? Ben 200 milyon euro para harcamışım. Fenerbahçe için söylüyorum. Bu kadar para harcamışım. Takım kurmuşum. Şampiyonluğa oynatıyorum. Sen benim rakibimi 12. dakikada maçın 12. dakikasında yalanla bir penaltıyla öne geçiriyorsun. Sonra da hata yaptım. Yazıklar olsun sana be. Hata yaptım ne ya? La gitti 200 milyon euro gitti ya. Ne anlatıyorsun sen bana? Bir kere ben hata yaptığını düşünmüyorum. La adam kendisi söylüyor hata yaptım. Ya bu adam hakem değil ki adam. Bunun yorumunu ben dinlemem ki. Abi adama ya, soruyor diyor ki. Ya hakem olsa doğru düzgün maç yönetirler emre bunlar. Adam diyor bunlar, ki sen diyor bunlar Türk futbolunun içine ettiler ya. Ya rezilsiniz oğlum siz. Hala konuşuyorsunuz ya. La utanmazsınız lan. Utanmıyor musunuz? Ya yazıklar olsun size. Bu görüntü bu arada. Ya siz sızdı? Adam değilsiniz nereden lan. Nereden sızdı? Çıkmış ya. Yani. O bir toplantı. Ortalığı sızdı. Karıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Türk futbolu bitiren sizsiniz. Bak Murat Sancak sizin yüzünden başkanlığı bıraktı. Açıklamalar yaptı. TFF sizi başkanı dinlemedi. Bıraktı. Evet. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Hala konuşuyor musunuz? Lan Türk futbolu bitirmişsiniz. Ya alt ligleri izliyor musunuz? Maç izliyor musunuz? Milli takım maçını izlediniz mi? Siz milli takım maçlarını izliyor musunuz? Gördünüz mü hakim nasıl maç yönetiyor? Ha. İzlemiyor musunuz? Utanmazlar. Vallahi utanmıyorsunuz ya. Hala konuşuyor. Ya sen konuşmaya hakkın yok lan senin. Türkiye'yi bitirdiniz. Konuşmayın. Bir de yorum yapıyor. Hatalıymışsın. Sen maça veren hatalı. Sen değil. Bırakın abi. Bırakın abi hakemliği. Biz kendim. Ya futbolcular maça çıksınlar. Hakemsiz daha iyi maç yönetirler ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkasında Halil Umut Meler'i Fener Trabzon maçına veriyorsun. Tamam mı? Tamamlamak için her şeyi yaptı. Tamamlamak için her şeyi yapıyor. Bak daha ne hale geldi Türk futbolu ya. Fener şimdi çekilecek mi çekilmeyecek mi? Cezaları ortada yok bu arada. Cezaları ortada yok. Bu arada cezalara bilir kişi biliyorsun atanmış. Bilir kişinin raporu bekleniyormuş abi. Abi daha kaç gün geçti yani. He? Neyi bekliyorsunuz abi siz? Yarın olacağı söyleniyor. Siz ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ne bu arada, yarın sevkler yapılır en fazla. Bu arada şöyle bir şey var abi. Perşembe başladı ceza. Perşembe başlıyor yarın sevkler. Bir de orada da şöyle bir uyanıklık var. Nabız yoklanıyor 3-4 gündür farkındaysan. O şöyle sevk edilecek. Bu sevk edilecek bir nabız yoklanıyor. İşte isimler çıkıyor bugün. Fenerbahçe'de Osayi, Osterwolde, Batshuayi, İrfan Can, Furkan Onur 3. kaleci, akredite personel, Trabzonspor'da Egemen Korkmaz. Hafiften isim de salıyorlar şu an. Salayıp duruma bakıyorlar. Bakıyorlar. Ne yapacaklar falan falan. Fakat Fenerbahçe'nin şöyle kardeşim bir... devletten destek bekliyorlar şu an. Başka hiçbir şey değil. Bunlar tek başına karar verecek güçlere de sahip değiller. Doğru mu? Ben öyle düşünüyorum. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu kadar basit. Evet. Ama şu kararın bu kadar gecikmesi ya maçlar oynanmıyor ben diye. Ben diyorum ki acaba. Bak şimdi Galatasaray'a yine bir şey söyleyeceğim. TFF federasyonluk değil de acaba bakanlık mı yapsak? Ümit. Bu arada abi direkt bu haftada bu perşembede şimdi bu perşembede açıklanmazsa şimdi Galatasaray'ın şöyle deme hakkı yok mu? Kardeşim Fener'in 3-4 tane oyuncusuna ceza vermemiz bak çıktılar maç oynuyorlar diyecek adam. Evet. Ha, hakkı yok mu adamın? Çarşamba günü maç. Adana Demirspor karşılaşması var. Şimdi Adana Demirspor maçında sen atıyorum Osterwolde'yi oynattın. İşte Batshuayi oynadı. Osay Samuel oynadı. Bunlar as oyuncuları üçüde. Evet. Tamam mı? Bunların üçünü oynasa Galatasaray'ın şöyle deme hakkı olmuyor. Ya bu adamlar ceza alacaktı belki. Niye tedbirli sevk etmiyorsunuz diye. Olabilir. Geç kaldılar. Konuşanlar çok geç olabilir. Kaldı. Şimdi konuşan. Abi ben bu arada Fenerbahçe futbolcunun ceza almasına karşıyım. Çünkü meşhur lafa var abi. Emre bir şey söyleyeceğim. Tamam sen karşısın. Ben ceza almasını gerektiğini düşünüyorum. Örnek bu farklı bir yorum değil mi? Benim yorumum senin yorum. Ama TFF şunu diyecek. Ceza veriyorum ya da vermiyorum kardeşim. O abi niye bize hiçbir şey diyemiyor TFF. Bak bunu söylüyorum. Bak derse ki biz ceza haklı bulduk, haksız bulduk bir şey açıklama yapsa biz de ona göre yorum yapacağız. Abi siz konuşmuyorsunuz. Bizi herkesi ortada bırakıyorsunuz. Ya dayı bir de herkesi birbirine düşürüyorsunuz. Şimdi Fenerli diyor ki ben ceza alamam diyor. Ben de diyorum Trabzonluyum. Ben de diyorum ceza alman lazım. Galatasaraylıyım ceza alması lazım diyorum.
Tamam mı? Ama siz niye bizi ortada bırakıyorsunuz? Ya öyle bir durum var ki, yani federasyon bir karar verse, ceza verse oyunculara da güven yok. Ceza vermese de güven yok. Problem biraz burada. Şimdi bu maç UEFA maçı olsaydı, UEFA'dan çıkacak kararlara herkes derdi ki saygı. Hatırla İsviçre maçını. Evet. Türkiye-İsviçre maçına ben maçtaydım. Kadıköy'de oynandı karşılaşma. Çatır çatır nasıl ceza yapıştırdılar herkese? Evet. Affetmez. Bu arada buna benzer bir... Affetmez. Bak şimdi. Geçen sene abi Sevilla kalecisine saldırıldı. Hatırlarsan sonra o kaleci geldi Fenerbahçe'ye karşı da oynadı. Kaleci ceza almadı. Zabun. Zabun bak güzel kardeşim. Sen Trabzon'da gittin Hırvat milli takımının kalecisini dövdün değil mi? Ve hiçbir suçu yok adam. Adam kulübe şeye doğru gidiyor. Tünele doğru gidiyor. Adam kimseyle en ufak bir tartışma yapmadan kendi maç içinde de bu arada yağmayan tamam kalmadı. Adamın çenesini yardım filan. E şimdi bu işler FIFA'nın önüne gitmiyor mu zannediyorsun sen? UEFA'nın önüne gitmiyor mu? Milli takım. Osay Samuel. Nijer milli takım oyuncusu. Değil mi? Herkes şey diye karşıladı. Yani oraya da duyulmuş. Abi duyulmaz olur mu? Dünya bunu görüyor ya. Kardeşim evet. Diyor şimdi ben Türkiye'de bir organizasyon yapsam bunların can güvenliği yok diyor yani. Anladın mı? İş başka noktalara gidiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye ben bir ceza çıkması halinde Fenerbahçe'nin çok acayip bir tepki göstereceğini düşünüyorum yönetimi. Çünkü ne yapacak? Dün birileriyle beraberdim. Ya. Dün bak. Ya ben inanmıyorum abi. Ne yap? Bana soruyorlar sen Galatasaraylı kaptanlık yaptın diyorlar. Bir sezon Fenerbahçe'de oynamak nasıl bir şey? Beni ilgilendirmez ki. Ben lige bakarım. Benim bir dahaki rakibim Beşiktaş olur, Trabzon olur. Niye Fener? Yani böyle bir tehditvari konuşmak bence doğru bir şey değil. Çekeceksen çek kardeşim yani. Niye bu kadar uzatıyorsun? Ya Ümit buraya kadar geldi buraya. Tamam gelmiş olabilir. Benim bir dahaki sezon rakibim Trabzon Fenerbahçe olur abi. Beşiktaş olur. Bak iki tane. Bu arada Livakovic'le ilgili şöyle bir pas atayım abi sana. İsmail Kartal, Livakovic çok duygusal bir çocuk. İçine kapanık bir çocuk. Çok etkilendi. Şu an milli takımda gelince ruh halini konuşacağız. Babası, ailesi Hırvatistan'da ayağa kalkmış durumda. Oyuncular üzgün. Yaşananları tasvip etmiyorlar diyor. Babası da bayağı bir adam. Orada. Abi biz de tespit etmiyoruz evet, yani evet. Ne diyelim yani. Sen abi iki hakemle ilgili bu arada şeyi söyleyeyim. Abi, bir Skype görüntüsü paylaşılmış. Muhtemelen o toplantının içindeki birisi onu kaydediyor. Kaydetmiş. Ve salmış. Salmış. Daha da karışsın ortalık. Şimdi Abdülkadir Bitigen'de önemli maçlara verdiğimiz hakemlerden bir tanesiydi. Kendi suçunu itiraf etmiş toplantıda. Bitti zaten. Kendini bitirmiş. Halil Umut Meler bitti. Şimdi... Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin kabul ettiği bir durum var. Neydi bu durum? Yabancı hakem. Yabancı hakem kardeşim. Şimdi bu yabancı hakem işine birazcık daha titizlikle girmek lazım. Bak Acun abi geçen çıktı şey dedi. Dedi ki Yunanistan dedi yabancı hakem getirdi işler duruldu biraz dedi yani orada. Biraz sakinledi insanlar. Hatırlayın yani. Başkanlar silahla falan inmişti Yunanistan'da. Yani artık insanların burasına geldi kardeşim. Bu işler öyle kolay değil. Onun için söylüyorum sana. 2 Nisan'da ha bu arada bilgi vereyim. 27 Mart'ta bir iftar verecek Fenerbahçe yönetim. Bu yönetim vereceği iftarda eski başkanlar, eski yöneticiler, ağır abiler, akil insanlar davet edilecek. Son defa onlara bir sorulacak bazı şeyler. Sonra 2 Nisan şöyle 15 bin kalabalık toplamaya çalışıyorlar ya ilk toplantı halletmek için işleri. Abi çok inanılmaz sayıda bir katılım bekleniyor. Bu arada söyleyeyim. 20-25 bin gibi bir katılım bekleniyor. Sadece benim 30-35 tane arkadaşım yurt dışından gelecek. Sadece bu iş için. Evet. Adamlar gelip dönecekler yani. Bu işe herkes kafayı takmış durumda. Ve hangi Fenerbahçeli kongresine sorsam ne yapacaksınız kardeşim diye hepsi diyor ki çekilelim diye el kaldırdı. Bu arada orada belki o konferansta şey de söyleyecek mi o meetingde? Meeting diyelim onu artık. O artık şey değil. Genel kurul yapmıyorlar. Onlar meeting yapıyorlar belli ki. Bize verilen penaltıların hesabını kime soracağız diye soracaklar mı acaba? O kadar. Kaç tane penaltı aldılar bu sene bilmiyorum yani. Geçen sene bugün bir istatistik okudum. Düel ve ceza sahası ise toplam oyunu oranlarında Fenerbahçe birinci lider. Bu kadar çok ceza sahası oynarsan bu kadar da çok penaltı kullanırsın. Çok normal bir şey. Daha da fazla kullan. Bu arada yani sen bize daha iyi söylersin. Orada hani karar çıksa bile bir yetki alacak. Hemen onu bir açıklarsan şöyle, çok karışıklık var orada. Çok net bir şekilde ifade edeyim. Bu arada olağanüstü kongrede kongre üyelerinden yetki alma ihtiyacı yok Fenerbahçe yönetiminin. Yani normal zaten yetkili bir makam orası. Kongre üyeleri zaten sana yetkiyi vermiş, seni başkan yapmış, yönetim yapmış değil mi? Bu biraz gövde gösterisi Zabun. Heh işte bunu heh, çok yani orada parmak ha, orada hadi eli kaldıralım kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. O bir gövde gösterisi. Yoksa yönetimin
her türlü şeyi yapmaya zaten kongreden aldığı yetkili hakkı var. Ha, bana şunu dersin Zavun. Şimdi oraya 20 bin kişi topladın atıyorum. Yeter çoğunluğu sağladın. Ki sağlanacak. Sağlanacak. Böyle bir karar da çıkarttın. Çıkartılacak. Fenerbahçe 32-33 bin tane. Hadi en kabadayı 34 bin tane kongre üyesi var. 25 milyon taraftarı var abi. Kimse taraftara bir şey soruyor mu yani? Bir de şimdi bir dakika. Ortası, zartı, zurtu, yayın onlar da çok şey ama. Şimdi yayıncı kuruluş yeni anlaşmış. Ama alt ligi de o yayınladığı için Fenerbahçe zaten yine her türlü... İki taraftan götürebilir diyorsun. Nerede olursa izlenir Fenerbahçe. Yani o... Bence kongrede özellikle İrfan Can eğri bir atı da konuşsunlar. Kaç maç oynamış bu arkadaş Süper Lig'de acaba? Bu sezon mu abi? Bu sezon mu? Bundan önceki sezonlar. Geçen sezon bayağı bir oynadı. Hemen bu sezonu da söyleyeyim. Şimdi bu sezon Livakovic geldiği için çok fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon 12 maç. Geçen sezon 13 maç. Daha önce de Göztepe kariyeri var 35 maçlık. Yani zannedersin ki yıllardır Süper Lig'de forma giymiş. Ya bu kadar tribüne oynayan, bu kadar hareketler yapan. Ben kulübe, haklısın biliyor musun? Bu kadar kulübede, bu kadar... Yani sadece bu maç için söylemiyorum. Bak Trabzon maçından, ondan önceki maçlarda da... Yapıyor, yapıyor. Yani bir şey, böyle bir şey yok kardeşim. Ya Batshuayi uyardı, git kulübene otur dedi. Evet, Batshuayi uyardı. Ya böyle bak, bu ne kadar ayıp bir şey ya. Ya kendi oyuncun senden rahatsız olmuş. Ya sen hala bunları yapıyorsun. Maç ve maç yapıyorsun. Ya İsmail Kartal'dan daha çok ben İrfan'ı daha çok kenarda görüyorum. O da işte... Nasılsa olmaz birinci kaleci abi, öyle... değilim. Buradan yırtayım kalayım Fenerbahçe'de. Öyle bir şey. Seyirci yemez ki bu hareketleri. Bak videonun devamı geldi. Heh. Videonun devamı geldi abi. Abi şey diyor ki Özgür Yankaya. Niye çağırdın diyorlar bana. Hata yaptım diyor. Neden çağırdın peki diyor soruyorlar. Oyuncuların beklentisini gördüm. Hakemi neden çağırdım bilmiyorum. İyiymiş. Ne demiş ne ya demiş? Bunlar maç yönetiyor abi. Ne demiş ne demiş? Demişler ya adam Abdülkadir Bitigen'i niye şeye çağırdın? Bara çağırdın. Tamam. Demiş ki oyuncuların beklentisini gördüm. Niye çağırdım ben de bilmiyorum demiş. Ya hadi yani, ya. Evet, ya evet. Hadi git inanmam. Vallahi ya. Billahi ya. Yok ya inanmam. Ya hocam vallahi hata billahi yaptım. Ya. Ya o seyirci atmosferinden etkilendi. Hakemi neden çağırdın bilmiyorum diyor ya. Evet. Nasıl nereden bilmiyorum ya? Sesi var mı? Dinleti abi mikrofonunu dayayabilir misin? İngilizce bilenler olsun ben Türkçe biliyorum. Söyleyecek. Diğer taraf abi, diğer taraf. Son dakika. Just the contact is not an offense. We need to have clear image and we need to have the consequences. This light touch, it's a never a foul and in this case VAR wrongly recommended on field review and referee wrongly change his initial decision. Buhugdalar. Yeah. Burada VAR çağırıyor fakat VAR'ın çağırmasında sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki sadece temas başlı başına bir faul değildir. Temasa ve sonuca bakıyoruz. Bu kadar hafif bir temastan sonra bu oyuncunun bu kadar yoğun bir şekilde kendini yere atması da yaşamın olağan akışıyla uyumlu değil. Ya bunu ben ekliyorum çeviri sırasında. Bundan dolayı VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor ve hakemi çağırıyor. Abdülkadir sesini açabilir misin abim şeyin mikrofonunu? Yaz büyük bir operasyon. Thanks, Kadir. Kadir, Pavel's just shown, he's just shown the images there. And sometimes when a referee makes a mistake, it's because he's not in a good position, he can't see. You're in an excellent position, as I would expect from a top referee. And tell me what you saw when you went to the monitor to make you think, wow, I've made a really, really bad decision here. Hakemler biliyorsunuz çoğu zaman hata yaptığında pozisyonlarının yanlış olmasından kaynaklanıyor. Sen elit hakeme yakışır bir şekilde çok iyi bir noktadan görüyorsun pozisyonu. Sen sadece şunu sormak istiyorum sana. Lütfen bana sahada ne gördüğünü, VAR'da ne gördüğünü, VAR'ı izle, monitörü izlemeye gittiğinde ne gördüğünü ve arada vay ben nasıl böyle büyük bir hata yapmışım tarzında bir fikir nasıl ulaştığını ve kararını değiştirdiğini söyle. Abdülkadir. Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce orada ikili bir mücadele meydana geldi. Fakat 11 numaralı defans oyuncusu birincisi maç esnasında benim önümü kapattığı için ben kontak noktasını göremedim.
akabinde göremediğimi VAR hakemine söyledim. Kendisi de pozisyonu incelemeye başladı, kontrol etmeye başladı. Ardından temas gördüğünü ve beni APP'ye baktıktan sonra ekrana davet edeceğini söyledi. APP'yi inceledikten sonra ekran başına gittim. Orada bana temas noktasını gösterdi. Yavaş çekimde öncelikle hücum oyuncusunun topla oynadığını, akabinde mavili oyuncunun hamle yaptığı ayağının geç müdahale olarak rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızdan izletti. Tekrardan ben emin olabilmek için, topa kimin dokunduğundan emin olabilmek için tekrardan yakın çekimi istedim. Topla hücum oyuncusu oynuyordu. Akabinde diğer ayağını sallayan oyuncunun rakibine zaten temasını göstermişti. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim. You're right, I was in the evet, good position sonra... but if you realize that in the last second the number 11 just blocked me, so I just indicated to the VAR that because of number 11 I could not see the contact, and to the VAR, and VAR said that he will check the APP. Abi o video çok APP uzun, ben sana direkt şeyi atayım şuradan, ben de bu bölümü, senin aradığın bölümü dinleteyim. Bak o dediğim bölümü dinletiyorum. I just follow the expectation. Dinledik abi. Bak hemen geliyor. Geliyor. Onların temasları, hareketlerine bakınca Özgürcüm, oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücuma değil, defans oyuncusunun eylemine bakmanızın altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için abartarak bu hafif teması, yani çok daha büyük. Özgür Yankaya şunu demiş: sağdaki Galatasaray oyuncuların penaltısı beklentisine baktım. O andaki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili hala kendimi sorguluyorum. Hata yaptım. Şimdi buradan bütün Fenerbahçeli futbolculara sesleniyorum. Ya, bana göre penaltı abi. Bak, hata yaptı. Güzel ya. Kardeşlerim. Bir operasyon abi, bu arada, şey hakemlerde ciddi bir operasyon. Şimdi niye Galatasaray'ın pozisyonu ön plana çıkartılıyor? Bu arada işte hayır, bu. Hayır, pozisyonları da getirsiniz. Her pozisyonu abi, konuşacaksak. Şöyle bu muhtemelen her programa şey her yok. Pozisyon incelenmiş bu şeyde Skype'da. Organize işler bunu. Bu çıktı ortaya. Görüntüden. Fenerbahçe futbolculara sesleniyorum kardeşim. Ya bu, bak bir şey söyleyeceğim. Gri pozisyonu tamam, sana göre belki bana göre net penaltı. Ya ayağı teması var. Demiş, lan, sen bin tane kimi savunuyorsun? Bu adam kim demiş bana? Maçın hakemi değil mi? Ya maçın bir şey söyleyeceğim. Ben yanlış karar verdim kardeşim. Bana göre penaltı. Ya adam, ben yanlış karar verdim. Benim ayağıma birisi orada temas yapsa penaltı diyeceğim. Ne diyeceğim abi? Ya burada problem. Hafif dokunmuş, az dokunmuş. O ne demek ya? Futbolda hafif dokunmak ne demek ya? Hukuk Dallas'ın söylediği çok güzel bir şey var. Yani Dallas kim abi? Durumlarda diyor. Zaten Dallas gibi olmuşuz. Bu tip durumlarda diyor. Beverly Hills Dallas. Hücum oyuncusuna bakmayacaksın diyor. Savunma oyuncusuna ayağına bakacaksın diyor. Çünkü hücum oyuncusu kendi yere atar diyor. Ki atıyorlar kendini yere. Sadece Galatasaraylılar değil. Bak Fenerbahçeli kardeşim. Arkadaşlar bundan yönlendirme yapıyorlar. Bundan sonra yapacağınız şeyi size söylüyorum. Beni dinleyin. Bundan sonra sahada bir pozisyon olduğunda yangın yapacaksınız. Bağıracaksınız tamam mı abi? Hakem de orada ne olacağını şaşıracak vardaki hakem. Ulan herhalde bir şey oluyor falan diye çağıracak yani. O ya böyle bir salaklık var mı Allah aşkına? Neydi, Dallas mı? Dallas Bey. Monsieur Dallas. If you want I speak English. Doesn't matter. Bu arada anla. Almanca da. Ama o kanok Deutsch sprechen mit dir. Hangi dil bu? Nereli? Dallas. Dallas'ı ben en son 90'larda seyrediyordum. Dallas gelmiş ortalığı karıştırmaya. Dallas. Oğlum Dallas. O zaman Fenerbahçe'nin pozisyonunu da aynı şekilde getir gündeme. Hakemleri bir dahaki pozisyonun içinden etkilemeyin. İngilizce. Bir dahaki maçta düşünecekler. Biz Galatasaray böyle bir şey oldu, böyle bir şey konuşuldu. Bak etki yaratıyorsunuz. Bu yanlış yapıyorsunuz. Aynı pozisyon Fenerbahçe maçın pozisyonunda da hata yaptıkları pozisyonu çıkartsınlar o zaman. İrfan Can pozisyonu benziyor. Çıkartsın abi. Şimdi etki atma. Bak bu oyun orada bütün hakemler izliyor değil mi bunu şimdilik? Yok bunlar şey yapmıyor. Tamam, hayır öyle bir yer değil. Mu? Öyle bir ortam değil. Skype bağlantısı. İzliyor mu hakemler? Şu an artık gördüler. Bitti. Etkilendiler mi? Abi, şu an. Etkilendiler mi? Soru cevap gibi bak sen bunu. Bak ona sormuyorum. Etkilendiler mi sence? Ben etkilenirim hakim olarak. Bir zahmet etkilensinler ya. Tam o zaman yani. Bu da bir dahaki Galatasaray maçına etki yaratır. Abi bir zahmet etkilensinler ya. Abi, olmayan penaltıyı olmaz. Vermişler. Sen maçı 2-1 kazanmışsın. Kardeşim bana göre olmuş değil. Bana göre penaltı. Bir daha sonra. Adam futbolu bilmiyor ki yanlış verdin desin. İşin skandal tarafı burada. Bu Skype'ın içerisindeki birisi bunu kaydedip piyasaya sürüyor. Yani Hulk Dallas mı şey yaptı? Tercüman kim orada? Bu arada arada ben de kattım. 4 kişi var. Bu arada bence fazlaları da vardır. Da hayır 4 kişi var konferans görüşmesinde. Özgür Yankaya,
Abdülkadir Bitigen tercüman Mukdalas. Tercüman. Arkadaşlar tartışmaya açık bir pozisyonu tartışıyorlar burada. Yanlış anlamayın. Bak bana göre penaltı diyorum. Temas var mı? Var. Var mı temas? Var değil mi? Onu zaten söylüyor. Temas olduğunu söylüyor. Burada şeyin... Çok az bir temas. O ne ya, demek? Hayır, az hakemin bir buradaki şey açıklaması skandal. Bu pozisyon tartışacak bir pozisyon değil. Bu gri bir pozisyon diyoruz ya, hani sana göre bana göre dediğimiz evet. Pozisyonlar var ya. Bu böyle bir pozisyon. O zaman sen niye bu... Şimdi herkes... Şimdi bu hakemi niye orada zor durumda bırakıyorsun? Bir dahaki maç zaten. İçin Galatasaray'ı niye zor durumda bırakıyorsun? Ben şu açıklamadan sonra Abdülkadir Bitigen sezon sonuna kadar maç alamaz mı? Bitti. Özgür de alamaz. Özgür de alamaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne demek? Halil Mahmut Meler de gitti. Ya şimdi sana bak şimdi kafamı şöyle çeviriyorum. Sen şöyle bir yapsana. Ulan orada bir şeyler oluyor galiba. Bunu ben bir VAR'a çağırayım. Penaltı. Ya böyle salaklık olur mu ya? Ya Zabun. Zaten o açıklama çok kötü. Zabun. Ya nereye koysan olmaz ya. Ya böyle bir saçma sapan bu ben bir... hayatımda görmedim. Kardeşim ya. Biz... Bir şey oldu zannettim çağırdım demiş ya adam. Bununla bağlantılı... Biz TFF'den oğlum, cezalar beklerken, musun? Biz TFF'den açıklamalar beklerken... Daha da skandal. Şimdi şeyden. Ortayı daha da karıştırdınız. Konuyu mu değiştiriyorsunuz kardeşim? Vallahi ben... Başka yöne mi çeviriyorsunuz? Hakim mi hakem? Zaten hakemleri bitirmişiz. Ya. Biraz daha bitirelim değil mi? Suçlu şu an, onlar. Şu an artık yani sezon sonuna kadar hakem kalmadı neredeyse... Dediğiniz olaya dönecek. Bununla bağlantılı İsmail Kartal'ın 9 numara akışta. Onu pardon 10 numara özür diliyorum. Vallahi çok üzüldüm biliyor musun? Bunlar hakikaten kafası çalışmıyor bu adamların. Yani. Abi İsmail Kartal da bugün bu açıklamayı yaptı Ümit abi. Sezon başından bugüne kadar objektif futbol adamları her iki takımın maçlarını da izlesinler. Bizim en az 8-10 puan doğru önde olmamız gerekiyor. Doğru söylüyor. Biz burada ne seyrettik ya? Biz hatta başka maçlarını izledik. Olabilir. Yok ya 55 puan fark ya. Ben size 3 puan daha veriyorum ya. Biz... Oğlum bak bu hayaller ve gerçekler arasında bir dünya var biliyorsun değil mi? O dünyayı yakalamak lazım. Fenerbahçe o dünyayı yakalıyor. İsmail Hoca tebrik ediyorum. Çok önemli bir açıklama yaptı. Acayip etkilendim. Fakat olay hocam, korkunç biliyor musun? Başka ülkede olsa... Yapsaydın o zaman 8-10 puan ederler. Fark. Evet şu çok fena. Galatasaray kaç maç kaybetti ya? Bir tane kaybetti. Kaç puan fark yapabilirsin ki yani? İsmail Hoca burada şey diyor. Galatasaray işte bazı maçları... İşte burada 3'te almışsın işte. Adamlar anlatıyorsa 2 saat onu anlatıyorlar. Fenerbahçe maçları... Bir alman lazım ki 3 almışsın. Ya biz burada sezon başında Fenerbahçe'nin hakem hatalarını konuşmadık mı? Ben mi yanlış... Ya ben mi dejavu yaşıyorum kardeşim? Yani konuşuldu tabii ki. Neyi anlatıyorsun? Her takım için. Ben bak bu çok fazla korunuyor, bu az korunuyor demiyorum. Hakemler zaten kötü yönetiyor. Onu söylüyoruz. Ben şu an abi... Ama böyle açıklamalar gerek yok. Özellikle... Bak, ne yapmış... 8 maçı 8'ini kazanırsam o da var onda gelelim. Çok büyük. Ya zaten bunu herkes biliyor. Ama orada şöyle hani bir yandan. Ya bak bir şey söyleyeyim. Taklit iyi bir şey değil. Kendi yolundan git. Fatih Hoca'nın yaptığı açıklama tarzlarını yapamazsınız kardeşim siz. Bu işleri size göre. Daha iyisini yaptım ben bu açıklamanın. Bu arada, sen daha iyisini söyle. 14'te yaparsa 3 kupa alıyorsun. 3 kupa. Gel abi. Bence seni izle. Bak ben işte taklitten kaçın diyorum. Anladın mı? Bu arada taklitten kaçın diyorum. Sen bunu geçen hafta söyledin yanımızda. 3 kupa alırsın. 14. Bu arada İsmail Hoca'nın bir de bugün Okan Hoca ile ilgili de bir açıklaması vardı. Yani Okan Hoca'ya gönderme. Hani Okan Hoca yaptığında çok övülüyor. Ben de oyuncuların mevkilerini bir sürü oyuncu çıkardım. Bize hiçbir şey denmiyor diye öyle bir sistemi de oldu hocam. Hocam bırak seni övsünler. Sen kendini övdürme, kimseye çalışma. Herkes senin ne yaptığını görüyor zaten İsmail Hoca. Biz senden razıyız. Sen bu sene hakikaten çok önemli işler yaptın. Takım rekorları parçaladı. İstatistik raporları, bütün rekorları parçaladı geçti gitti. Onun için biz senden razı. Sen kulaklarını kapat. Sadece senden istediğimiz şey şu. Biraz dik dur ya. Biraz dik dur. Söyle geç yani. Bütün bu işlere kafanı çok takma sen. Biraz ondan dolayı bugün çok sistemkardı. Bir de Süper Kupa açıklaması. Onu böyle da şey olsa var ya burada öne sarabiliyorsun ya. Böyle bir an önce böyle lig bitsin istiyorum. Anladın mı? Ya böyle bir sarayım istiyorum. Böyle. Herkes bir sussun istiyorum yani. Orada belki de ben susacağım. Bak. Ben burada herkese dedim. Ben dedim ya. Yanlış bir şey çıkarsa çıkar derim. Evet, burada... Söyle. Ama şampiyon olursa 3 hafta herkesi de buraya... Dizerim. Herkesi buraya dizerim. İlk başta Emre Bolu. Kaptan, bir şey söyleyeceğim sana. Normal şartlarda şu konuşma, şu hakem konuşması... Evet. Başka bir ülkede, başka bir coğrafyada... Bunun içerisine Afrika'yı da davet ediyorum. Dahil ediyorum. Karabüyü de dahil ediyorum. Her yeri dahil ediyorum arkadaşlar. İnan yer yerinden oynar. Derler ki bir dakika, bu ligi durduralım derler. Vallahi billahi bak bu olacak iş değil. Bu var ya... Bu rezaletin daniskası ya. Bu olacak bir şey değil yani. Bak burada olay penaltı değil. Burada hakemlerin tavrı çok kötü. Tavır. Söylüyorum. Tavır diyor ki ben orada bir şey oldu zannettim diyor. Çağırdım diyor. Vallahi bir şey görmedim diyor. Ya biz her maçta... Maçı da mı seyretmiyor bunlar? Kardeşim fiziksel olarak...
Yani şu sızdırma sonrası federasyonda kaldı zor. Emre Zabun, senle şuradan çıkalım bir koşu yapalım 4 kilometre. 4 kilometre sonra sen önünü göremezsin. Çünkü fiziksel olarak hazır değilsin. Evet. Göremezsin kafana göre. Evet. Acaba mı? Uydur, fantaziye girersin, rüya görürsün, pozisyonu algılayamazsın. Ama diğer içeride oturuyor Özgür. Orada da artık ne keyif yapıyorlarsa. Maçı mı seyretmiyorlar bunları anlamadık biz ama. Vallahi. Ha, maçı seyretmiyor olabilirler ha. Çünkü diyor ki orada bir karışıklık gördüm yani, diye çağırdım. Hayır, barda da mı orada da mı Galatasaray taraftarı var? Emre artık her şey sosyal medya biliyorsun. Burada filmde seyredebiliyorsun. Ondan sonra. Her şey açık. Telefonları sokmuyorlar. Yani her şeyi seyredebiliyorsun. Bence telefonlar var abi. TikTok'tan mı izliyorlar? Net var. Hayır, çünkü var sosyal medyaya göre maçın sonlarındaki varın tavrı çok değişiyor. Gittin mi var odasına? Girdin mi var odasına? Yok girmedim. Şimdi ben var odasına girdim. Nasıl biliyor musun sistem? Önünde ekran var şöyle 1, 2, 3, 4 tane ekran var. 5 tane ekran var. Var hakemi, AVAR, diğerleri sıralanıyor arka arkaya doğru. En başta var hakemi oturuyor. Hepsinin kulağında kulaklık var. Şurada da bir tane düğme var abi. Hakemle iletişim kuracak düğme var. Düğmeye basıyor. Olayla hakemle iletişim kuruyor. İçeride ayrıca hakemleri izleyen ve ses alan bir kamera var. Hakemlerin o içeride ne konuştuğunu, ne yaptığını, ne ettiğini, nereye baktığını. Bu önemli bir detay. İçeride bir de kamera var yani. Ve camları açık bir alan. Yani dışarıdan içerisi görülebilen bir alan. Yani dışarıdan kapının önünden birisi geçse hani içerideki oturanları görebiliyor. Kimler oturuyor, kim yönetiyor her şeyi görebiliyorsun. Ayrıca dediğim gibi ses alan hem bu tarafta hem bu tarafta iki tane kamera mevcut. İki taraftan da çekiyorlar. Çünkü onlar da daha sonra değerlendiriliyor. Ne konuştular, ne yaptılar, ne ettiler falan filan. Onun için bu Özgür'ün yaptığı yani. Ben maçın hakemine de devre arası telefon gittiğini düşünüyorum bu arada. Bakın arkadaşlar şu an. Soyunma odası. Ha onları açıyorlar. Şu an TFF'nin yaptığı şu. Bak şu an gizli gizli algı yaratıyorlar. Galatasaray'a karşı bir algı oyunu var şu an. Neden var? Şimdi belki de ceza verecek Fenerbahçe. Önce bir hazırlık yapıyor. Bak şimdi Galatasaray bir hatalı duruma düşürüyor. Fenerbahçe'yi işte mağdur gösteriyor. Bakalım bundan sonra cezaları açıklayacak herhalde. Yoksa böyle bir algı yapmazlar. Federasyon bu işe nasıl izin verdi ya? Federasyon izin verdi. Benim hakem bu iki. Bir şey bu. Federasyonu bitirecek. Benim hakemle daha TFF şu an istifa. Bak şu an bırakacak. Şu an bak yani, bu 10. uyarımız. Yok, şu an net. Alttan kalkamaz. Bunu artık vallahi yok. Bak Mehmet Büyükekşi şey yapabilir. Hiç yarın mesela milli takımımız falan. Ya bir şey söyleyeyim. Geçen hafta yola çıkmadan önce havalanda mikrofon uzatmışlar. Evet izledim abi. Kardeşim gazetecilik böyle yapılmaz. Sen orada soru soramıyorsan o zaman mikrofonu da uzatma. Neymiş milli haftası? Ne zaman ne milli haftası kardeşim? Türkiye'de kıyamet kopuyor. Sen milli haftasıymış. Trabzon. Sanki biz Şampiyon Ligi'ne Avrupa Şampiyonu maçı eleme maçı oynayacağız. Galiba aynı uçakta gideceklerdi abi. Fazla şey yapma. Öyle bir şey yok. O zaman bu işi yapmayacaksın. Bak Emre ben oraya gidip mikrofonunuzu... Bak siz gazete... Bak ben değilim. Aynen. Sen yıllardır yapıyorsun. Bu adam ömrünü verdi gazete. Aynen. Orada soru sormuyorsan... Sorarım. Soracaksın sorarım, abi. Sorarım. Orada yalan mikrofon... Trabzon Fenerbahçe... Ya bugün konuş... Ne demek? Ama ne zaman konuş... Abi ne zaman konuşacaksınız? Evet bize... Zaten o federasyon başkanı orada... yani şimdi... Kime konuşacağını bilir onlar abi. Meslektaşlarımızı şey yapmak istemiyor ama... Ajanslandır şeydir. Onların soru sormayacağını bildikleri için zaten orada o konuşmayı yaptı. Orada görse hani babaları orada zaten memnun bir kişi mikrofona da gelmez orada. Ya onun bana kadar kötü bir şey ya. Öyle olur. Yani biz hep yani o açıklamayı yapma nedeni de o zaten. Orada ajans muhabir arkadaşlar sormayacakları belli olduğu için ona. Ve bir şey söyleyeyim. Bu federasyonun o kadar büyük bir şansı var ki. O şansı bile iyi kullanamıyorlar. Sen bir jenerasyon yakalamışsın ya. Zaten ya bu seni bekliyor. Tek tutunduğu dal o. Sen işleri doğru yapsan bu seni 20 sene götürecek belki. Yani bu kadar kötü. Bak böyle bir jenerasyon yakalamışsın sen ya. 2006 doğumlu bir jenerasyon yakalamışsın. Bu seni 10 sene götürecek ya. Sen bunu değerlendiremiyorsun. Abi, ne yapıyorsun? Türk futboluna darbe vuruyorsun. Ya Süper Kupa olayını bile... Ellerine yüzüne bulaştırdılar. Bir İsmail Hoca'nın Süper Kupa açıklamasına da gelelim. Fenerbahçe'nin bir talebi oldu çünkü. Maç gideceğiz. Tek sıkıntı 7 Nisan'da oynayacağımız Süper Kupa. Hem TFF hem de rakibimizin ülke puanı için bize destek olmalarını bekledik ama maalesef olmadılar. Galatasaray'da bir sistemi oldu İsmail Kartal'ın. Ama ondan önce Ali Koç'un açıklamaları var. Ondan dolayı.
Lütfen baştan başlamak lazım bunlar. Ya bu arada arkadaş, bu tarihe Fenerbahçe yani kulüp başkanı, Galatasaray kulüp başkanı, eski kaptanına, ona buna sallarsan, herkese sallarsan seni herkesi karşı alırsın. Bak şimdi. Öyle bir şey yok abi. Sen Fenerbahçe başkanısın, 4 saat 3 saat toplantı yaptın, 4 saat Galatasaray'ı konuştun ya. Bak baboş. Bu arada Dursun Özbek'le bir çoğu olaylar ettikten sonra iddia çağrısı yaptı. Bak şimdi şeyde geçen sene lig bitti. Lig biter bitmez sezon sonunda oynatabilirdin Süper Kupayı. Sonra geldin. Sezon başında, daha lig başlamadan, o arada oynatabilirdin. Daha sezon başlamadan. Evet, orada oynanır zaten benim. Hep biz o zaman oynadık. O zaman zaten orada oynanır. Ya açılış yaparsın ya kapanış yaparsın ondan. Şimdi, dedin ki o zaman playoff maçları var takımların. Hani takımları hadi, fazla yormuyor. Şimdi playoff mu daha önemli, çeyrek final mi daha önemli? İşte. Şimdi sen sonra götürdün Suudi Arabistan'a elini yüzüne bulaştırdın. Sonra geldin Fenerbahçe'nin en zor takviminin tam arasına Süper Kupa maçını soktun. Ne yapıyorsunuz siz ya? İyi misiniz Allah aşkına? Ya ne yapıyorsunuz? Hadi bir takıma düşman olabilirsin. Bir takıma antipatik olabilirsin. Fakat bu kadar kör gözün parmağına bu işler yapılmamalı. Ve ben ya orada şeyi de anlamadım abi. Mesela cumartesi de oynayabilirdi. Bak, bir gün fazla dinlenme. Bak şimdi 2 Nisan, 3 Nisan şey. Adana Demirspor karşılaşması. Hafta sonu Süper Kupa karşılaşması pazar günü. Hafta içi Olympiakos karşılaşması. Pazar yine lig. Pazar yine lig karşılaşması. Karagümrük yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Perşembe yine. 3 günde bir maç yapacak Fenerbahçe. E şimdi güzel kardeşim bunu sen niye yapıyorsun ya? Ya bunu bak Galatasaray'da oynarken de yap. Beşiktaş oynarken de yap. Ama Fenerbahçe oynarken de yap. Bu takımları dinlendir. Bu takımların elini rahatlat. Bunlar gidip Avrupa'dan kupa getirsinler sana ya. Bana getirmiyorlar. Türkiye'ye getiriyorlar bunu yani. Ülkeye getiriyorlar. Zaten iki takımın Avrupa'ya devam etseydi ertelenirdi. Valla ben daha önce biz çok talepte bulunduk federasyona bu tarz maçlarda. Birçoğunu red saldık. Hatırlıyor musun biz geldik Leverkusen'e gittik Konya'da karlı maçta maç iptal oldu ertesi güne ertelendi. Pazartesi oynadık oradan karlı maçtan sonra gittik Leverkusen'e maç evet oynadık. Ne kimse iptal etmedi. Kivil stoper miydi o maç? Yok, bizim maçları kimse iptal etmedi abi. Biz de kaç kere başvurduk o zaman niye kimse... Var çok da iptal edilen maçı var. Biz benim maçlarıma denk gelmedi. Yok var çok da iptal... Ya hayır. Abi etsinler. Etsinler diyorum ya. Ben de etsinler diyorum. Galatasaray'a da etsin. Tabii etsinler. Ama bize de etmediler ama yani. Ama şu zaten ama şu değil mi ya? Ülke takımları, ülkedeki kulüpleri gitsinler dışarıdan kupa getirsinler. Şimdi sen playoff'u daha mı önemli görüyorsun? Daha mı önemli görüyorsun? Yoksa çeyrek final mi daha önemli? Ben size sorarım ey dünya. Yarı final hatta çıktı. Hatta çıktığın zaman yarı final yani çıkacak. Çeyrek final maça çıkacaksın yani. Aynen. Sen playoff'larda zaten şöyle yap bak. Onu da söyleyeyim ben sana. Zaten şunu yap. Playoff'larda falan erteleme kimsenin maçı. Oynasınlar. Form tutsunlar, gelsinler. Gruplara kalsınlar. Gruptan çıksınlar. Çeyreğe falan yanaştığın zaman artık hani kupaya yanaşıyorsun ya. Oradan sonra seni biraz rahatlatması lazım federasyonun. Yoksa sen bütün Avrupa maçlarını iptal et olmaz. Saçma sapan bir takvim olur. Ama artık çeyreğe geldiğin zaman artık bir ışık var tünelin ucunda. O zaman Kopenhag öncesi iptal ettik dedi maçı. Tabii doğru tabii. Evet. Bak belki biz Şampiyonlar Ligi'ne devam edebiliriz. Evet. Ama işte bak olmuyor. Böyle önemli, kritik, ülke puanını ilgilendiren, takımın bir üst sıraya çıkmasını sağlayacak bu tip maçlar öncesi federasyonun bu işe el atması lazım kardeşim. Çok net. O yüzden şimdi bakalım. Zaten federasyonun bu sene ne yaptığı belli değil. Yalnız bakın, şu bununla ilgili neler vardır daha bu arada? Böyle Skype kaç tane vardır? Ama bunlar... bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok ya. Zavun ben bak bugün sana dedim ben hiçbir şey izlemedim kaç gündür biliyorsun biraz oruç moruç yatıyorum falan idare işte işmiş kafa toparlayamıyorum yani. Ama böyle bir şey yok kardeşim ben şoktayım ya ben Emre bunu anlatıyor ben inanmadım şimdi ya. Düştü şimdi. Ya böyle bir şey yok. Evet, şimdi düştü. Bunu nasıl yaparsınız bu ya? Bu arada FIFA kokartlı aslında şey. Abdülkadir Bitigen. Onu da gider FIFA kokartlı. Hayır. Niye İngilizce orada tercümesi onu da anlamadım. Hiçbiri bilmiyor ki İngilizce. O da. Ya iyi misin? Bir tek Cüneyt biliyormuş doğru düzgün. Ben var tercüme bak. Hayır doğru düzgün. Hakikaten bak. Bu arada Cüneyt şurada şeyi anlarım. Ya, orta Cüneyt hakem hata Cüneyt yapabilir. Bak, Cüneyt Hoca, bu ülkede Cüneyt Hoca'yı arıyoruz ya. Cüneyt Hoca'yı arıyoruz ya düşün. Gitti bir yerde şu an. Federasyonda görev yapıyor değil mi? Azerbaycan'da mı? Evet galiba Azerbaycan'da. Bu arada yanılmıyorsam. Özbek nerede? Bak, Özbek bir yerde Özbekistan'da bir mı? Hakem şeyde o gitti yani. Türkiye'de. Orada federasyonda öyle hakem şey değil mi? Ya biz burada kendi ülkemizde adam arıyoruz. Biz adamları yurt dışına gönderiyoruz ya. Bu arada Ali Koç sanki böyle bir toplantı olduğunu Mehmet Büyükekşi'ye sormuştu. Mehmet Büyükekşi de yok böyle bir toplantı diye bir açıklaması. Sanki öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Ha Gürcistan'mış. Gürcistan'a Gürcistan. Bu arada benim bildiğim Ali Bey bir haftadır yurt dışında. Bugün döndü diye biliyorum ben yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Acun da bizim dostumuz, abimiz.
Bu bir açıklama yaptı. Da gelişmelere bir şey de sormak istiyorum. Peki Ali Koç devam edecek herhalde. Bilmiyorum ki ya. Yani o bana öyle geliyor. Ali Koç sanki başkanlığı bırakmayacak gibi geliyor. Eğer diyor, aşağı düşmek yani kadar verirsek bırakacağım dedi. Acun abi böyle bir açıklama yaptıysa yani Acun bırakmaz. Ben sana söyleyeyim, benim bildiğim Acun abi bırakmaz yani. Bu arada yani kolay bir açıklama inşallah, değil. İnşallah hayırdır inşallah diyorsun. Bu Süper Lig hakem ve VAR kadrosunda katılanlarla ilgili link atarak hakemlerin seminere katılmasını sağlayan kişi Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan'mış. Eğer hatta bir eski hakemlerden birisi şöyle bir yorum yapmış. Eğer bunu açıklamazsanız Tayfur Özkan zan altında kalıyor. Bu kişiyi sızdıran kişiyi açıklamak zor. Arkadaşlar bu hiç beğeni alamıyoruz. Evet. Lütfen şu videomuzu beğenin. Hadi artık. Aşağı kaydırıp beğeni alabilir miyiz? Arkadaşlar Türk futbolu hani bu programda tam önümüze düştü iş. Evet. İnanılmaz bir program oldu. Bunun tabii detaylarını araştırıp daha sonra beğeni alalım, değerlendirmemiz lazım. Herkesi seviyoruz. Valla acayip bir enteresan. Çok enteresan. Bir anda da bir gerildi bir ara güzel. Ya biz gelip biz buralara arkadaşlar şey biz falan kadar. Bak Emre Bol görebileceğin en koyu Fenerbahçeli'den bir tanesi. Doğru mu? Sen Beşiktaşlısın. Biz burada birbirimizle kavga edebiliriz. Evet. Biz gidip dışarıda birbirimize yumruk atmıyoruz. Etmiyoruz ki bari. Biz yumruk da atmıyoruz birbirimize arkadaşlar. Biz kızdırırız kendimizi. Burada biz bazen mahsus şakadan da chat'tekilerini de kızdırıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Yani biz bunu keyif için yapıyoruz yani. Biz Türk futbolu kardeşimiz yıllardır Türk futboluna hizmet etmişiz. Biz istiyoruz ki iyi yere gitsin. İstiyoruz ki yetenekler ön plana çıksın. Ama biz bu hakem yönetimlerle, bu federasyonlarla biz futbolu bir başka bir seviyeye taşıma şansımız yok. Yani hatta seviyeyi düşürüyoruz. Hakem yarın çok skandal bir gün. Yarın çok olaylara gebe. Bence dikkatlikle takip edeceğiz. Şunu sormak istiyorum. Ben hakemlerin yerinde olsam 5 dakika daha izin istiyorum sizden. Bu çete sorayım. Yarın sizce TFF'den açıklama gelir mi? 1 ya da 2. Hayır, 2 1 evet. Lütfen bir cevap alayım. Yani yalandan inceliyoruz falan filan diye bir şey gelir abi. Böyle detaylı bir açıklama gelmez bence. Ya dur bakalım, bu iş çok sıkıntılı bir iş. Onu sana söyleyeyim. Sence açıklama yapacaklar mı? Yani mutlaka yapmaları lazım. Bunun altında kalırlar abi. Ama maç var yarın. Abi şöyle bir iddia var. Bak iki diyor herkes, görüyor musun? Paul Sivaski Polonya Futbol Federasyonu'nda adından toplantıya biri katılmış. O çekti. İki. Bak bir dili, bak bir diyen yok biliyor musun? Hiç açıklama beklemiyor. Açıklama sanmıyorum ben. Dışarıya atarlar o işi belki, bilmiyorsun ki. Öyle bir şey. Yani öyle bir... Gelmez. Yalnız bundan sonra hakemler de maç... Yani yönetmek istemeyebilir yani şu ortamda. Bıraksınlar abi. Ya bıraksınlar, böyle yönetecekse zaten yani, bir zahmet yönetmesinler. Bak bir şey oluyor gibi geldi. Hakemle bırakırsa Emre Bol'un istediği olur. Yabancı hakem gelir. Galatasaray istiyor, Fener istiyor abi. Anladın vallahi mı? Ben size bir şey söyleyeyim. Bu sezon maçları futbolcular hani halı sahada kendi arasında yönetiyorsun ya. Hakem olmuyor. En azından vallahi Fener, var ya daha az tartışma olur diye. En azından Fener ve Galatasaray maçlarına yabancı hakem yönetsin. Abi şu çünkü ikisi var yani şu anda hakem kafada. Hakem kalmadı. Ha, ikisi kafada gidiyorlar ya. Evet evet. En azından ikisinin maçlarını yabancı hakemler yönetsin. Düzgün bir şekilde sezon sonunda şurada 8 maç kaldı. Millet birbirine saldırmadan şu ligi bitirelim. Yani arkadaşlar, çok enteresan. Herkese, bütün arkadaşlar, herkese sevgiler, selamlar sunuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar bundan sonra üniversite tercihlerinize bir numara Karabük Üniversitesi'ni yazın. Hepinizi seviyoruz. Yarın gece Avusturya-Türkiye maçı sonrası görüşmek üzere diyelim. İyi geceler.